Müzisyen arkadaşım gelsin. Müzisyen arkadaşım, 16. yüzyıl dolaylarından yöresel, bir o kadar otantik, bir o kadar entelektüel ve bir o kadar da ritmik. Ama ayaklar 9-8 olsun. Yani olay Floransa'da geçiyor ama Evreşi yolları darı sanki duymuş da müzisyen. Yüksel. Bunun içine biraz İtalyan kat. Harika. Arkadaşım, tüm bunları kendine pozisyonla gel. Bir şey mi oldu kalçana? Bütün bu karışımı kaldıramamış vücut. Onun ağırlığı var yani. Senin sanki ara ekimi yapmışlar gibi saçını. Gübre yemiş gibi. Gübre zamanı mı? Ayırma seyirciye gözlerini. 16. yüzyılda, 1600'ün biraz gerisindeki yıllarda. 16. yüzyılsa zaten 1600 olmaz hocam. 1600'ün biraz gerisindeki yıllarda. Ne kadar gerisi? Tam orasını bilemediğim için gerisi yıllarda. Bilmediğimiz işe. Arkadaşım, beni dinle. Dinledik bu halde. Floransa'da. Evet. İki aile varmış. Bunlar birbirlerini deli gibi sever. Her işi beraber yaparlarmış. Ortak fırınları varmış. Fırında simit üretirlermiş. Bütün aile fırına mı giriyor? Orada mı? İsimleri Montegüllerle Capuletler. Montegül. Karadenizli herhalde bunlar. Floransalı. Bunların o yıllarda torunları olmuş. Torunlarının torunları olmuş. O yıllarda olmuş ama geniş uzun bir doğum herhalde. Bunların o yıllarda torunları olmuş, torunlarının da torunları olmuş. Bunlar öldü herhalde o zaman. Hayır. Ve sen onların en gınnik torunu. Gınnik. Arkadaşım, küçük olsa en küçük torun demek. Evet. Yani dört kuşaktan küçük gınnik demek. Gınnik, tamam. Torunu Romeo. Ne bakıyorsun gerizekalı? Romeo'sun sen. Romeo Montegül mü? Ne fark eder arkadaşım? İkisinden biri işte. Montegüllerin torunu Romeo'sun sen. Montegül. Bunu kabul etmek lazım. Capuletlerin torunu Romeo'sun sen. Soldan Romeo gelir. Gelsene Romeo. Ha, ben geliyorum. Gelir. Yıl 1560'tır. Piyanonun yanına gelir. Babasını görür. Arkadaşım piyanonun yanına gelir, babasını görür. Ho! Ne oldu? Babayı gördüm. Arkadaşım gel şunlar. Ama ben bu niye benim babam oluyor ki ya? Ben baba nasıl gidiyor? Şairane bir şekilde konuş babanla. Merhabalar olsun baba. Merhabalar yavrum. Çok şairaneyiz ya ailece valla. Bizim geleneğimiz bu oğlum. Senin geleneğini. Sana bir şey söylemem gerek bu vakit. Lütfen baba söyle. Bugün salı pazarı var Floransa'da. Kusura bakma. Bugün... Sen ne sapık bir insanmışsın ya. Babamla mesafeliyiz. Bugün salı pazarı var Floransa'da biliyorsun. İnanır mısın? Aynısı Türkiye'de de var ya. Bilmiyorsun Türkiye'de var hiç mı yok bilmiyorum. Mu? Sen Floransa'dan hiç çıkmadın. Evet çıkmadım Floransa'dan. Git bak bakayım. Simitçiler küncülü mü satıyor susamlı mı? Susamlı demin konuştum. Git bak bakayım.
Montegüller orayı basmış, ele geçirmiş olmasınlar. Olmadılar, olmadı. Demin bak. Olmasınlar. İstanbul. Olmasınlar inşallah. Amin. İnşallah hepimizin duası bu. Olmasınlar. Olmasınlar babacığım, olmasınlar. Olmasınlar ulan. Ben 100 yıllık bir hikayeyi burada bitiririm. Olmasınlar, olmasınlar. Lan olmasınlar. Lanlı manlı konuşma, laminörü koyarım kafana. Olmasınlar yavrum. Tamam babacığım. Gideyim de bakayım de. Gideyim de bakayım. Montegüller'den birisi varsa orada hemen haddini bildireyim. Pazardan içeri adımını atar. Bismillah. Esnafla şakalaşarak, konuşarak yürümeye başlar. Nasıl gidiyor lan? Ne yaptınız? Seni seviyorum. Nasıl gidiyor işler ha? Ne kadar satıyorsunuz haftada? Kime soruyorsun? Değil size denk geldim ya. Arkadaşım. Ne satıyor adam? Onu da anlamadım daha. Dur. Zeytin satıyor. Zeytin mi satıyor? Bunu, ben de ne yapıyorsun diyorum, alındım bir an ya. Zeytin mi o? Ha tamam. Kolay gelsin. Hayırlı işler valla. Güzel. Çizik mi? Çizik zeytin mi? Ne diyor? Bu ne? O zeytinciyle konuşurken bir bayan sahneye gelir, arkadaki mikrofonun yanında durur. Niye? Sana ne? Ben gidiyorum. Ben şeyle konuşuyorum, zeytinciyle. Zeytinciyle konuşuyorsun. Evet. Salon harika, 1'e 3 veriyor ya. Hop! Aa! Ablacığım gel gel gel, in aşağı, in 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 in. Ah. Bu başına gelen bir ilkti, Hamlet tabana dikti. Gerçekten. Gerçekten Allah'ın taksir ettiği bir insansınız. Ablacığım isminiz ne? Okunmuş. Eda. Eda Hanım, siz şu anda yeniden doğdunuz. Oraya basıp düşüp ölmeyen ilk kişisiniz. İyi misin arkadaşım? Evet. Evet diyor ya. Ömrüme bastın. Orada gerçekten birini kaybettik. Asıl çok tatlı bir yönetmen vardı, oraya düştü. 3 yıldır yok. Sağ olsun. Mutluyuz ama. Ablacığım geç mikrofonun yanına. Hemen bir bayan daha al sahneye. Çarpıştırayım mı ikisini? Onu da mikrofonun yanına. Bir bayan daha al sahneye. Oradan mikrofonun üstüne artık herhalde yer. Çünkü yanı onu kalmadı. Onu da mikrofonun yanına. Ablacığım sen de aynı yere bas. Herkes mikrofonun yanına. Nasıl bir mikrofonsa bu. Herkes mikrofonun yanına. Ben de mi? Ben herkes zeytin. Mikrofonun yanına. Sen değil. Ne? Sen gel, zeytinciyle konuşuyorsun. Nasıl gidiyor atla lan? Zeytinciyi portakalcıya gel. Ha. Merhaba. Kusura bakma, yanlış anlama. Zeytinciyle aramızda geçenler seninle alakası yok. Nasıl gidiyor işler, ne yaptınız? Portakallar nasıl? İyi be abi, ne olsun. Satıyoruz işte. Vallahi mı? He. Vallahi helal. Sen şey. Ne yapıyorsun be Romeo abi? Sana ne yapacaksın? Ve arka tarafta kızlar kendi aralarında konuşurlar. Aralarından bir tanesinin adı Juliet'tir. Vay anasını. Tesadüfe bak. Romeo salak salak gezinirken... Gezin salak salak. Romeo salak salak gezinirken... Şimdi yönetmenim bakın. Arkada şöyle bir konuşma geçer. Ya duydun mu? Capuletlerin çok yakışıklı bir oğlu varmış. Konuşun. Ya duydun mu? Duydum. Çok yakışıklıymış oğlu. Evet çok yakışıklıymış. Arkadaşım sahneye bir Juliet al hemen. Dur geliyor, bir Juliet geliyor. Hoş geldiniz. İsminiz ne? Nazlıcan. Nazlıcan. Hı. Tamam. O da gelir arkaya. O da gelir. Annesi gelir. Ve aynı gelir. Yanlarına gelir, aynı mevzuyu açar. Duydunuz mu? Buyurun. Allah'ım ben burada portakalcı ile evleneceğim. Duydunuz mu? Ne oldu? Çok yakışıklıymış. Duyduk. Evet. Evet duyduk. Evet. Biz de onu konuşuyorduk demin. Ya. Evet. Müzisyen arkadaşım arkaya gider. Arkadaşım git kızların yanına. Önlerinden geç. Thank you.
Allah'ın salağı. Önlerinden yavaş geç, dedikoduları duy. Ne kadar yakışıklı. Evet, çok yakışıklı. Ya Floransa'da 4 köre denk geldim ya. Arkadaşım, kör değil onlar. Sen gözlüklü abla, sen tanıyorsun. Diyorsun ki, ah işte o geliyor de. Ah işte o geliyor. Bayağı yakışıklı. Çok yakışıklı. Ya kendinden şüphe ettim ya. Arkadaşım, gel karşıya. Hanımefendi, sizin isim neydi hanımefendi? Nazlıcan. Nazlıcan. Geç arkaya arkadaşım. Biraz oraya değil, biraz geri git. Tam dur orada. Sen karşıdan geliyorsun. Nazlıcan görür görmez de ki, ah işte o geliyor. Bahsettiğimiz kişi Romeo geliyor de. Sen her baktığın düşsün. 3-2-1 gel. Ah işte geliyor. O bahsettiğim Romeo geliyor. Slow motion gel. İşte geliyor. Bahsettiğim Romeo geliyor. Her baktığın düşsün. Ne oldu? Karşıdan geliyor mu? Yoruldum. Trafik var ya. Arkadaşım, bu durum çok hoşuna gider senin. Ulan ne güzel bu karşı. Ben Anadolu'ya yerleşeyim ya. Gider bir daha bakarsın kızlara. Bu durum hoşuna gider. Kızların sana bir bakınca bayılması. Çaktırmadan, ulan benim de kalbim boş, hangisini sevsem diye bakarsın. Lan benim de kalbim boş, hangisini sevsem? Yine en sadığı Volkan ya. Arkadaşım! Hangisini sevsem der bakarsın, öne doğru gelirsin, durursun ve şairane bir şekilde hayır, gene hiç kimse kalbimi çalamadı dersin. Düşündüm kendimce hangi kadını seveyim diye ama yine yüreğim bana dedi ki... Ne dedi, Volkan mı dedi? Hiçbir kadını sevemezsin. Hiçbir kadını sevme dedi. Ve o sırada perdenin arkasından inanılmaz bir güzellik girer. Kızlar ayağa kalkarlar ve o da kızların yanına doğru yürür. Ve kızlar onlara ona derler ki, aa işte Montegüllerin Juliet geldi. Aa işte Montegüllerin Juliet'i geldi. Baya güzelmiş. Çok güzelmiş. Bu Juliet mi? Bu baya Arabistan'dan El Nasır. Arkadaşım Juliet o. Ve Juliet yanlarına gelir. Ne o kızlar? Benim hakkımda mı konuşuyordunuz acaba? Evet. Juliet'mişsin. Juliet'mişsin. Leş gibi koktu. Juliet'mişsin buraya. Kızlar söyleyin, Allah sahibine bağışlasın, bu ne güzellik falan. Allah sahibine bağışlasın, bu ne güzel böyle. Ay çok teşekkür ederim ama bir sahibim yok. Gönlümün prensini henüz bulamadım. Babadan mal, büyük para, deli gibi. Romeo çok yakışıklı ama. Gördün mü? Romeo? Capulet'lerin Romeo mu? Evet. Evet o. İsmini duydum ama biz onlarla düşmanık. Demek hayvan sevmiyor. Biz onlarla düşmansa... Ve Juliet pazarda benim birazcık mandalina almam lazım. Haydi görüşürüz. Biz aşık olana kadar bütün manalar zengin olacak. O portakal, o bilgi. Der ve gelir ağır adımlarla ilerler. O sırada Romeo pazardan ayrılmak üzere, babasına gitmek üzere döner. Karşıdan gelir. Ağır çekimde ikisi de gelmektedir. Selamun aleyküm. Arkadaşım. Arapça değil misin? Arapça değil mi? Juliet gülme. Romeo karşıdan ağır adımlarla gelmektedir. Ve kafasında bin bir düşünce vardır. Ne yapıyorsun? Ağır adımlar ya artık. Arkadaşım şımarma. Geliyorsun, kafandaki düşünceleri seyirci duyuyor. Nasıl bir kadın bu ya? Arkadaşım onu görmüyorsun. Arkadaşım. Pislik yapma. Sen romantik Romeo'sun. Tamam, bu da bir romantizm. Olmaz. Yöresel. Öyle romantizm olmaz. Romeo'sun sen. Ve çok romantiksin. Sağ ayakta iki sekip... Arkadaki abla romantik kabul etti. Sağ ayakta iki sekip, sol ayakta iki sekip yürürsün. O kadar romantiksin ki... Bu. Romantizm evet. Bu. Romeo. Juliet.
Sen de sağ ayakta iki durup, sol ayakta iki durup yürürsün. Ben yine de Cüneyt'i tercih ediyorum. Yani. Arkadaşım şuraya geçsene, sizi karşılaştıracağım. Ya ben yapıyorum da o bayağı basmadan yürüyor yani. Arkadaşım o kadın nazik yürüyecek tabii. Kim? Juliet o. 1560'ların en güzel kızı o. Komple babası 60'lar, izin verseydi evet. Yarışmaya girerdi. Evet. Evet. Kafayı kaldırır ve birbirlerini görürler. Kaldırmasam da görüyorum yani. Arkadaşım! Ayağı gör. Allah'ım bu ne nazik bir sekmedir de. Allah'ım ayağı böyleyse yüreği nasıldır? Seyirci alkışlamayın şunu. Gör ayağını. Allah'ım. Bu ayaklar, bu ince narin sekerek gelmeler. O 51 numara ya. Arkadaşım. Allah'ım. Sen ona bakmıyorsun. Şu ayaklara binsem de Fas'a kadar gitsem. Ya ayağı. Baya... Ya kurban oldum. Ben onu montajda 36 yaparım. Ayağı Hugo boyunda ya. Ya sana ne? Sen çok mu güzelsin? Sana da Romeo diyoruz. Bak şunun ayaklarına. Ayaktan gör, yavaş yavaş yüzünde o aşık olma ifadesini ver. Zaten arasında ben... Tam tepeye çıktığında aşık ol. Aşkla bak ona. Allah'ım sen daha önce böyle bir şey görmedin. Yürü. Allah'ım sen daha önce böyle bir şey... Sen değil sen. Ha. Sen değil sen. Allah'ım bile görmemiş böyle bir şey yani... Onun arkadaşım ne olursun şuna aşık ol ve biz anlayalım ki sen hayatında böyle bir şey görmedin, vuruldun. Beni vurun, hakikaten vurun ya. Arkadaşım yapma ne olur. Bak çağırırım iki tane prodüksiyon, dövdürürüm. Müzisyen arkadaşım bir fa majör bas da müzik çalsın alttan. Buradayken bas, buradayken. Sen onun ayaklarını gördün, romantik konuşmalar yap. Bastığı yer hala duruyor. Arkadaşım. Gör ayakları. İyice göster ayağını. Bu gece bende kalabilirler mi? Öylesine güzeller ki. Kestik. Arkadaşım. 100 yıllık ayak. Artık koymuş kendini. Yüzlerce yıllık Romeo Juliet'e hakaret etme. Şunun ayağını gör. Bacağından bedenine, bedeninden çenesine, çenesinden gözlerine uzan ve romantik şeyler söyle bize. Hazır mısın? 3, 2, 1, yalla. Değiştir ifadeni. Bu nasıl bir endam? Bu herif Jean-Claude Van Damme. Yani ben buna bir şey yapamam. Lan böyle nasıl omuzları falan var yani? Havaya giremiyorum ben. Arkadaşım gir havaya. Kızlar havaya arkadan gireceğim. Dedikodu yapın birbirlerine tamam. Nasıl yakıştılar falan. Ne kadar yakıştılar değil mi? Yakıştılar ya. Vokaliye mi gelmiş abi? Bak şunun göz göze gelin. İnanır mısınız? Ömrümde böyle güzel gözler görmedim. Ay inanırım. Ben de ömrümde böyle delici bakan bir erkek görmedim. Çok iyi gidiyorsun, devam et. Çok iyi gidiyorsun, devam et. Sen iyi gidiyorsun. Ha. Ama yine de ilgimi ayaklarınızdan alamıyorum. Maşallahı var. Kaç kişilik ayakkabı var orada? Üzerinizdeki kostümü kim dikti kuzum? Bir yerden kiraladık. Ailemin durumu iyi değil. Susamlarda bir de kulüklerde miydi? Problem var. Her şeyi kiralıyoruz bu ara. Bizim salı pazarının çıkışında Terzi Hüseyin var. Onun işine benziyor. Aa, salı pazarı sizin mi? Bizim. Der, utangaç arkasını döner. Hala yüzünü görebiliyorum. Arkadaşım, arkasından ağzının suları akarak git. Ne yapacağım? Affedersiniz, gözlerinizi benden almasanız. Olmaz, çok delici bakıyorsunuz. Ney? Çok delici bakıyorsun. Evet, aileden gelen bir şey. Genetik.
Kimlerdensin kuzum? Onlardanım. Onların ismi var mı? Capulet. Ne? Capulet lan. Allah'ım, olamaz. Şey yapıyor. Yıkıldığım andır şu an. Niçin kız? Ben kimlerden olduğumu sana söylesem. Sen dedim ya işte Elbin Nasır. Oh Romeo. Oh Romeo. Biz nasıl bir filmin içindeyiz ya? Bu tarihteki ilk. Ya bir dinlesene. Shakespeare abiden daha mı iyi biliyorsun? Hiç bilmiyorum. Onu da bilmiyorum zaten. Oh Romeo. Demek hoşlandın. Arkadaşım. Oh Romeo. Oh Romeo. Bir bilsen ben Montegüller'in kızı Juliet'im. Tamam, bunu tek seferde çekeriz hocam. Arkadaşım. Hiç kesmeden. Oh Romeo. Oh Romeo, bir bilsen ki ben Montegüller'in biricik kızı, güzeller güzeli Juliet'im. Duyduğun anda yıkıl. Böyle bir şey duyduğuma yıkılıyorum şu an. Arkadaşım, senin dedenden onun dedesi kan davası. Nerede görseniz birbirinize bıçak dürtüyorsunuz. Benim dedem seninkine de bıçak dürtmüş. Bunları hesaba katıyor. Arkadaşım, yıllardır kan davası. Yıllardır... İlk defa birini sevdin ve o da kanlın çıktı. Evet. Sen yıkıl. De, sen kanlım çıktın. O yüzden bu rahatsızlığın bugün çok normal. Pislik yap. Arkadaşım, de ki sen benim kanlım çıktın. Yıkılsana arkadaşım. Sen, inanamıyorum. Benim kanlım çıktın. Üzülme Romeo. Her şeyin bir çaresi bulunur. Nasıl olacak? Ağda tamam, bıyık aldırma tamam. Nereye kadar? O sırada sahneye bir abi gelir. Gel, bütün herkes gelir. Orada kimse kalmaz bir süre sonra. Abi hakikaten oralı mı? Abi isminiz ne? Ümit. Ümit Bey, siz Montegüller'in dedesisiniz. Evet. Ve onlar bir şeylerin çaresini ararken Montegüller'in dedesi salı pazarında bulgur pirinç almaya gelmiştir. Ve arkasını döndüğü anda bir de ne görür? Kızlar, siz oradan dedikodu yapın. Ana, Montegüller'in dede geldi falan. Herkes kepat mahallede, herkes. Ana. Gör. Dede gör dede. Dede görsene. Görünce bakıyor musun? Ne oluyor burada? Kimsiniz? Ben arkadaşım, ne oluyor burada dedi? Bir şey oluyor yok bey amca, hiçbir şey yok. Arkadaşım, sen kızı sevdin, tedirgin ol. Juliet, söyle. Eyvah dedem. Saklan, oradan gözükmezsin. Eyvah dedem. Söyle, sen şeylerin... neydi isim? Capuletlerin oğlu Romeo değil misin falan? Gir. Sen Capuletlerin oğlu Romeo değil misin lan? Kibar ol. Floransalısın sen. İnternetten araştırıyor lan o. Sen Capuletlerin oğlu Romeo değil misin? Evet, o benim efendim. O zaman görüşürüz. Şaka yapma. Söyle. Sen ne yapıyorsun? Dedesi gittiğine göre... Bir sıkıntı yok bence. Tamam. Sen Capuletlerin oğlu Romeo değil misin? Evet. Sen Capuletlerin oğlu Romeo değil misin? Evet, o benim. Sen de bizim torun Juliet değil misin? Sen İsmet'in kızı Juliet değil misin? Torununu beni tanıdığı kadar mı tanıyor? Evet, buyurun. Torunum Juliet. Evet, dedi. Ne yapıyorsun burada?
Hemen eve git, babanla konuşacağım, seni şeye kapatacak saraya de, söyle. Hemen eve git, babanla konuşacağım, kapatacak seni saraya. Giderken Romeo'ya bakar ve mendilini yere atar. Donunu çıkar, donunu. Mendilini yere atar. Şuraya dedeye çaktırmadan... Yere mi attın yani? Dedeye çaktırmadan Romeo al, dedeye çaktırmadan al. Dedeye çaktırmadan... Ay nasıl sıkıştı. Geçti geçti. Bir an rüzgar yedim. Bana bak Romeo. Bir daha kızın etrafında görmeyeyim falan gir. Bana bak Romeo. Bir daha kızın etrafında görmeyeyim seni. Hangi kızın? Bunun mu? O senin kızın mı? Evet. Hayır torunum Juliet'in de. Hayır torunum Juliet'in. Hayır efendim, yanlış anladınız. Ben onun etrafında değilim. Bana yolu sordu, ben de yolu gösterdim. O yine de kötü yolu seçti. Buldum yolu. Arkadaşım, sen romantik bir şekilde adama söyle. Kızınızdan vazgeçemem, onun için ölürüm carçurt. Çok özür diliyorum ama kızınızdan vazgeçemem. O bugüne kadar gördüğüm en güzel, en asil insan. Hatta sizler izin verirseniz onunla hayatımı birleştirmek istiyorum. Olmaz mı öyle bir şey? Hangisi? Hangisi istiyorsun? Senin deden simitin üstündeki şeye küncü dedi. Olmaz de. Senin deden simitin üstündeki şeye küncü dedi. Olamaz böyle bir şey. Ya o dedemin b**** demesi şimdi... Arkadaşım! Ama dedem demiş yani. Satma dedeni. Ne yapayım ama? Şimdi dedem bir şey dedi diye ben olmaz. Dedim olacağım. Olmaz. Dedemin dediği olmaz. Evet hakikaten. Onun üstündeki çünkü küncüydü ısrar. Sen dedi ki hayır susamdı. Onun üstündeki küncüydü. Evet. Hayır susamdı. Susam mıydı? Tamam, o zaman sizin dediğiniz doğrudur. Dedem zaten bu aralar onun prostatı beyne vurdu. Ne dese arkadaşım yalnız. Olmaz, küncüydü, şöyle susamdı, kavga ediyordu. Küncüydü, dedemi... Hayırdır ya, susamdı. O da deli değil mi? Benim dedem... Arkadaşım! Burada normal biri yok. Arkadaşım, kanlın o senin. Kanlım, ya ne kadar kanım ısındı be. Kanım... Hayır, kanlın o senin. Kanlım. Tartışın, tamam. Büyük mevzu çıkar. Hayır efendim, benim dedem öyle diyemezsiniz. Dedem bir şey söylediyse bir bildiği vardır. Sana vurmak istemiyorum ama mecburum falan de. Sana vurmak istemiyorum ama mecburum. Niye? Bilmiyorum. Ya hocam hiç böyle şey yok. Yani şunun için kavga etmeye değmez ya. Arkadaşım, niye satıyorsun Juliet'i? Benim özel yatağım. İçine çıkın özel. Dede sen niye alkışlıyorsun çocuğu? Güzel laf etti. Söyle de ki bu konu burada kapansın, bir daha kızın etrafında seni görürsem falan filan. Bu konu burada kapansın, bir daha senin kızın etrafında görmeyeceğim. Görürsem... Dur burayı çok merak ediyorum. Dedene yaptığımı sana da yaparım. Küncü mü der? Der ve oradan gider. Der ve gider. Şuraya basar ölür orada. Romeo tek başına kalmıştır. Yıkılır, çöker. Yok, sigortalı yapacağız abi, dur. Gideyim mi diyor. Sandalye var. Dedikoducu kızlar da giderler. Bir ben kalırım mal gibi. Evet. Evet. Müzik yükselir, çok romantik bir şeyler çalar. Ve ayrılığın acısı çökmüştür. Kime? Romeo'ya ağlayarak Juliet'in balkonuna bakmaktadır. Aradan 1,5 ay geçmiştir. Ne oldu? 1,5 ay artık bunun içine doldurdu herhalde. Aşağı in. Arkadaşım. Ay. 1,5 ay geçmiştir. Geçti. Romeo'dan, Juliet'ten çıt yoktur. Gözleri dalar. Ve Juliet'e canı pahasına bir serenat yapar. Ağzındaki aksey, gözündeki çapağı, çok özledim sevgilim, dün koyduğum kafayı. Ne güzeldi aşkımız, birazcık da şaşkın. Nayken inlerdi. Dinlerdi.
ağlayarak yerlerde sürünürken o sırada oradan kestaneci geçer. Kestane kebap. Ver ya 250. Arkadaşım çök oraya sen. Kestane kebap. Vay be abi. Ne oldu be abicim be? Neredesin lan? Ne oldu desene. Neredesin? Arkadaşım cevap ver. Bir yerde işte. Bul bir yerde söyle. Ha, ne oldu be birader? Geçmiş olsun, sana ne oldu ya? Arkadaşım normal insan olarak gör onu. Normal. Bana girme, oyununa bak. Ağlıyorsun sen, zırla. Bir gün elbet. Yok bir şey oldu, yok bir kalp olayı. Lan kestane kebap lan, ne oldu söylesene. Lan ne manda konuşma, ağzını bunu kırar. Arkadaşım ağlıyorsun sen. Ben şeylerin Romeo falan gir. Ben şeylerin Romeo. Kimlerin? Bir Alman soyu şeylerin. Capuletlerin. Ha, Capuletlerin oğlu Romeo. Aa, duydum lan ben senin hikayeni. Sen 1,5 aydır köpekler gibi aşıkmışsın Juliet'e. Bir daha Alman'ını konuşursan ağzını bunu kırarım sana. Aa, duydum ben onu. Sen şeylerin, Montegüllerin Juliet'e köpek gibi aşıkmışsın ha. Lan köpek, sen başka bir şey bilmiyor musun ya? 1,5 aydır it gibi sürünüyormuşsun kapısında. Ağır bir şey var mı? Arkadaşım! Ağzını bunu kırarım bunu. Kestaneci o! Konuş şurada! Evet abi falan. Evet, çok seviyorum. Peki, hiç görmedin mi yüzünü 1,5 aydır? Oğlum burası Floransa, buranın özelliğini bilmiyor musun sen? Kapının önüne gidip serenat yapacaksın balkonun önünde. Kesin çıkar. Ama işte ben... Yaptım, ona rağmen çıkmadı. Çünkü oğlum balkonun altından balkona doğru yapacaksın serenadı. Altından mı balkona doğru? Evet. Konkar. Sen ortaya söylüyorsun. Ben duydum geldim. Ya ben ortaya söyledim, daha çekici biri varsa ona denk gel şimdi. Çünkü benimki biraz torik. Daha çekici biri olursa söyleyeceğim mi? Evet. Al o zaman çekici birini sahneye. Volkan gel. Arkadaşım. Al birini sahneye hemen. Ben nereden bileyim kim daha çekici? Ne bileyim, gelsin de. Baba bak, döverek geliyor biri bak. Abla geldi bile. Öyle yapacağına gelsene. Dur kız dur. İkisi de gelsin. Güreşsinler. Yağ getirin. İkisi de gelsin. Çıkın balkona kızlar. Çıkın balkona. Arkada balkona, arkada. Nasıl yapacağım serenatı ben? Öyle uyduracağım herhalde. Sen dön bana doğru serenat yap, kızları gör. Aradığım kızı sizde mi göreceğim? Arkadaşım serenat yap kızlara. Ha. Yap serenatı. Kız! Kestik. Kızlar siz içeridesiniz daha. Gör balkonu. Daha doğmamışlar. Gör balkonu, ağlayarak serenatını yap oraya. Lan nasıl manzara var? Arkadaşım! Bak balkona, yap serenadını. Sevgiyim. Sevgiyim. Yürü. Öyle değil. Mevzuda yürü. Juliet. Juliet. Bak soyunurum burada. İçmiş gelmiş. Arkadaşım, öyle bir şey söyle ki Juliet balkona çıksın. Soyunurum, evet. Arkadaşım. Soyunurum, belki ona inandırıcı gelmez. Hemen onun dışında bir şey söyle. Her yerde soyunurum ben böyle. Sırf burada değil. Üyet. İkna edici bir şey söyle. Ağzını burnunu kırarım seni. Arkadaşım. O kadar can alıcı bir yerden gir ki Juliet'e. Böyle karnına karnına vururum ha. Arkadaşım. Aşağı gel. Arkadaşım. Kızın en zayıf yerinden gir. Yandın şimdi. Buna deden de karşı koyamaz. Gir. Ne yapıyorsun? Atlıyorum ben. Balkona atlıyorum. Arkadaşım ağla, ağlayarak.
Ve onun sesine Juliet'in kuzenleri çıkarlar. Çıkın kızlar balkona. Ne oldu, beğenmedin mi? Ne var, bir ses var orada, ne ya aşağıda? Ne var, bu var, ne var? Allah Allah. Bakın aşağıya ve Allah Allah, neden bağırıyorsun delikanlı? Abi, ne acın var senin? Var. Kızlar. Arkadaşım. Floransalısınız. Kibar olun biraz. Ne derdiniz var acaba? Neden böyle sesinizi yükselterek bağırıyorsunuz? Biri canınızı mı yaktı? Kaç kişisiniz lan? Juliet nerede? Uyuyor. Juliet'i getirin bana. Gelemez şu an. Ben varım. Banyosundan yeni çıktı. Ya bütün ailede mi var sizin? Juliet'i istiyorum. Onu seviyorum. Juliet'i görmek istiyorum. Kızlar acıyı doldu haline. Kendi aranızda konuşun ve Juliet'i çağırmaya karar verin. Ya biz kandırsak bir acaba? Ayarlasak da bir şeyler yapalım. Perdenin arkasına gidin, çağırın Juliet'i. Juliet. Geldi. Juliet gel balkona. Juliet. Nasıl bir insansın? Juliet. Duygusal bir şey yaşamıyorum ya. Sensin Juliet. Allah Allah. Sok sok, küçük dilime sok, orada kalıyorum. Suzan gel kızlara de ki, ne oldu kızlar, ne bağırıyorsunuz? Müzik romantikleş. Ne oldu kızlar, ne bağırıyorsunuz? Aşağıda birisi var, senin adını sayıklayıp duruyor. Seni çağırmamızı istedi, ne yapacağımızı bilemedik. Gel gör, çık balkona. Arkadan gör, tanıma. Gel Suzan gel, balkona gel, öne gel. Asıl arkadan meşhurum. Gel Suzan, orada dur. Allah Allah, kim bu, arkadan bak iyice. Allah Allah, kim bu acaba? Romantiksin Suzan, yavaş yavaş konuşuyorsun. Beni tanımadın mı, Çatal Romeo? Bak arkadan. Allah Allah, kim ola ki? Kim acaba? Ya nasıl kim ya? Arkadaşım arkanı dönmeden sesini duy ve kimyan değişsin. Böyle kimyam değişti, bir baş ağrısı başladı bende. Arkadaşım sesini duy, kendinden geç. Canım tatlı çekiyor. Arkadaşım. Sesini duy Juliet'in ve kendinden geç. Ay. Beni duymadın mı Juliet'te? Ha ben o şekilde... Beni tanımadın mı Juliet'te? Ya, dönmeden beni... arkanı. Juliet beni tanımadın mı? Hayır. Cehennemin dibine kadar yolmadın. Arkadaşım. Peki nasıl tanımazsın? Yıkıl, düş ama de ki beni tanımadan önümü dönmeyeceğim. Konuş. Beni tanımadan önümü dönmeyeceğim Juliet. İyice düşün. Kapat gözlerini. O beraber yaşadığımız romantik anı düşün. Sesim kulaklarında titresin. Juliet gör ve evet olsun sende. Ah evet, olsun sensin. Romeo. Ve Romeo dediği anda dönersin yavaşça. Müzik. Açma ağzını, dönsene şu kadına. Bugün der değil mi Romeo diye? Arkadaşım dedi kadın. Romeo diyecek diye dedi. Ben... Dedi mi? Hiç bana gelmedi o. Söyle Suzaş sala. Romeo. Demek sensin. Ha beyinsiz. Balkonda çıktın kızın yanına. Kız nasıl? Balkonda. İşte nasıl bir mimariyse iki dönünce geliyorsun oraya. Olmaz öyle mimari. Merhaba. Merhaba. Seni çok özledim. Ben de seni. Hadi ben kaçıyorum. Arkadaşım. Manyak mısın? 1,5 aydır kapıda sürünüyorsun. Ha. Sen de söyle Suzan, haberin geldi. Kapılarda köpek olmuşum falan. 3-2-1 buyurun. İlla bir hayvan var işte. Haberin geldi. Benim kapımda kul köle olmuşsun. Aferin. Çok sevindim. Seni o... Sağ ol. Öyle insani bir yüreğin var ki. Sağ ol. Çok ilgilendim bu süre zarfında. Nasılsın? İyi misin? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Arkadaşım sitem etsene kadına. Sana sitem edeceğim, bir ara hatırlat. Arkadaşım de ki, ben sürünürken kapılarda sen neden bir gül yüzünü göstermedin? Ben sürünürken kapılarda sen neden gül gibi yüzünü... Nasıl gidiyor, ne yaptınız? Arkadaşım.
Arkadaşım bu kadar zor mu? Bu kadar zor mu göstermen? Gül yüzünü. Ya bana bir şey söylüyor aslında. Bravo. Demek Suzan. Ki duygu geçti. Suzan Juliet'sin sen. Ay pardon. Söyle cevabını ver. Evet. Soruyu bilmiyor ki cevabını versin kadın. Yani böyle saçma işte. Ben sen diyor ki. Sen diyor sen ki çocuğum. Diyor ki, sen diyor ki. Sen diyor ki. Çocuk onlar diyor denet. Ki. Çünkü ben daha çok sürünmeni bekledim onun için. Bunu beraberce de yapabilirdik. Arkadaşım kalk ayağa. Suzan saçmalama. De ki anam, babam, bacım, kardeşim izin vermediler çıkmama. Hepsi gelsin, çıkmama. Hepsi gelsin. İzin vermediler çıkmama çünkü biz düşman ailelerin şeysiyiz. Ailem izin vermedi seninle görüşmeme çünkü biz düşman aileyiz. Ya boş ver, kaynaşırız Juliet, ne olacak ki ya? İmkansız, çok çıkmak isterdim ama yapamadım. Her tarafı kilitlediler. Senin bacınla tanıştım ben. O Yağız balık eti olanla. Müzikte yetenekli olan var ya. Dünya tatlısı. Salak salak konuşma. Suzan işaret et kaşınla gözünle. Yanımda kuzenlerim var konuşamıyorum de. Yanımda kuzenlerim var. Kaşınla gözünle anlat. Apa. Çaktırmadan konuş. Ne tamam. Anladın? Tamam ben kendim idare ederim. Arkadaşım. Arkadaşım kendi aranızda şakalaşmayın. Aşağı mı düştün? Kuzenleri oradan göndermek için bir numara yap. Kızlar, başlığım düştü. Başka bir başlık. Sen değil, Suzan. Sen dur orada. Romeo yapacak. Kaçıncı kattalar? İkinci. Yetişmez oraya kadar. Ne yapıyorsun? Ben bile yapamam onu. Yetişmez. Arkadaşım, onları oradan içeri göndermek için bir numara yap. Bayanlar! Bizden bahsediyor galiba. Evet, galiba. Ya ne gerizekalı bir dönem bu ya. Evet, sizsiniz de. Dilde mi yapışır? Bayanlar, merhaba. Rahatsız ediyorum. İki dakikanızı alacağım. Köşeye yeni dükkan açtım. Erotik shop. Arkadaşım! Kaçar lan. Hoşlanmazsa kaçar. Arkadaşım. 1560'larda senin gibi manyaklar yok. İlk dükkan bu. O zaman elektrik yok, arkadaşım, kurmalı. Yok, beni ihla edemezsin. Daha şarj yok, kurmalı o zaman. Bak anlamamazlığa geliyorum. O zaman anlıyor demektir o. Hayır. Anlamazlığa gelirse anlamamaktır o. Benim Türkçemi düzeltme, sana ne? Kim düzeltecek onu, kime bırakacak? Konuşma! Başka bir şey açtırt. Ne yapıyorsun? Yarım saat kur, 3 gün idare ediyor. Arkadaşım! Arkadaşım. Bir dönem nasıl bitti anlıyoruz hep beraber. Arkadaşım. Efendim. Sınırları zorlama. Evet. Ama daha çok yeri fethetmek istiyoruz. Kızlar. Franchise vereceğim. Arkadaşım yapma şunu. Niye ticaret? Kurdurma şunu. Tamam. Kurmazsan da sallayınca. Böyle şeyleri sallama, boş ver. Başka bir şey dükkanı açtırt, oraya yönlendir kızları. Bu tutarsa başka bir şeyin dükkanını da açacağım oraya. Büyük para var bu işte. Arkadaşım. Sırf ben gitsem yeteri kadar kazanırız. Arkadaşım. Efendim. Kızlara şşt, kızlar de. Şşt, kızlar. Hah, yine ne? İzin verirseniz Juliet'le 2 dakika baş başa konuşmak istiyorum. Olmaz. Onları bir bahaneyle içeri göndermen lazım. Nasıl bir bahaneyle? Şöyle bir bahaneyle. De ki Floransa'ya de Maraş'tan birileri taşımış, kısır yapmışlar. Floransa. Floransa diye bir yer keşfetmişler. Televizyonda seyredin, koşun. Arkadaşım. Floransa. Söyle kızlara. Maraş'tan birileri taşınmış, annenlere güne gelmişler. Kısırın içine nar ekşisi koyuyorlarmış de. Onlar evdeler, evde olanı ben onlardan daha mı biliyorum? Allah beni kahretsin. Nasıl düştüm bu dümene ben ya? Diyarbakır'dan birileri gelmiş. Maraş'tan. Kendilerine Maraşlı diyorlar. Bir şey yapıyor, annen içine bir şey koyuyor. Kısır yapmış, kısır içine nar ekşisi ama koymuş. Annen yine de kuruyor mu, ne yapıyor? Kurmuyor, kısır yapmış, içine nar ekşisi koymuş. Annen kafasında kurmuş. Kısır diye, bilmiyorum, gidin bakın.
İçine nar ekşisi koymuş. İçine... Buna hiç inanmadık. Sen bir işler mi çeviriyorsun? Bizi göndermek için yapıyorsun. Juliet, şu gerizekalı kız kardeşlerini yolla da aramızda bir romantizm gelişsin. Arkadaşım de ki nar ekşisi, nar ekşisi. Nar ekşisi, nar ekşisi, sen anlarsın. Kızlar duyunca inanmıyorum deyip kaçın. İnanmıyoruz. Biz de bunu bekliyorduk. Yani. Hadi gitsek mi acaba? Hadi gidelim bari. Hadi bari gidelim. Baş başa kaldınız. Romeo, şey, kıza serenat yap. Juliet, sen de ki asla babam seni ver, beni sana vermez falan falan. Yürüyün. 3-2-1 yalla. Senin gözlerin için her şeyden vazgeçerim. Önüme binlerce kadın sunsalar yine seni seçerim. Ama yönetmene binmek mi derlerse o zaman onu tek geçerim. Suzan, cevap ver. Ama yine de bizim kavuşmamıza izin vermeyecek aile. Olsun, seni kaçırırım Juliet. Seni çok seviyorum. Bir dur, kadın konuşsun. Bizim bir araya gelmemizi istemiyorlar Romeo. Kim o ya? Sensin ya. O zaman ben de kendimi öldürürüm de Romeo. O zaman ben de kendimi öldürürüm. Yapma Romeo, sen ölürsen ben de ölürüm. Kestik. Kalk bakayım. Kalk bir dakika, kalk. Maktul'ün yüzü kapandı. Sen ne soktun kulağına? O zaman silahı yok tam daha. Kurmalı çakı. O zamanların kirli çakınlarındanım ben. Ben de kendimi sana aldırtırım de. O mu diyor? Sen diyorsun. Ben de kendimi sana aldırtırım. Bu yaşta alabilirler mi bilmiyorum. Çünkü ilk 3 ay alabiliyorlar. Sonrası anne için de riskli. Öyle değil gerizekalı. Ben ikna ederim ailemizi de. Ha, ben ikna ederim. Vakumda doğursunlar. Ben ikna ederim ailemizi. Ben ikna ederim ailemizi. Yeter ki biz birlikte olalım. Ve... Sen benimle birlikte olmak istiyor musun? Çok istiyorum Romeo. Gel kulise gel. Bir şey bana içelim, bir saat izin ver. Bir saat sonra geleceğim de Romeo. Bir saat izin ver. Çünkü hakikaten 2 gündür tuvalete girmedim. Arkadaşım. Bir saat izin ver. Bir saat sonra geleceğim. Bir saat izin ver. Bir saat sonra 2 kova sıcak su getir. Arkadaşım. Bir saat izin ver. Bir saat sonra şu meydanda buluşalım de. Bana bir saat izin ver. Bir saat sonra büyük meydanda buluşalım. Seni bekliyorum Romeo. Ne, burada mı orada mı? Balkonda. Bütün aileni çağır da gelirken. Bütün aileni çağır gelirken. Kuzenleri de mi? Çağır. En güzel kim bakayım ona göre. Arkadaşım yürü şimdi. Bunu saklıyorum. Artık bazı yapraklar yapıştı ama yine de. Gelir. Bütün aile toplanmıştır meydanda. Önlerinde Juliet vardır. Senin ailen de oradadır. Benim ailem de geldi. Evet. Nasıl o geldi? Bütün Floransa oradadır. Gelir, bir konuşma yapar seyirciye doğru dönüp. Kim? Floransa halkına. Romeo. Ben. Yap konuşmanı. Nasıl gidiyor? Arkadaşım bu sahne benim için çok önemli. Çok önemli. Ey Floransa halkı. 3-2-1 gel. Ver müziği. Ey Floransa. Bana acayip para verirlerse ben ne yapayım ya? Sıkıntılı benim. Çok iyi gidiyordun. Çok iyi gidiyordun. Başlar oraya. Es şutları. Onu şey değil. Lafla. Evet lafla. Ey Fransa halkı. Şu halime bak. Ben çok acıklı bir durumdayım ama yani. O kadar iyiydi ki. Ama iyi yapılıyorum. Olmaz ki. Tamam arkadaşım. Sen lafları ezdikçe onların yüreğini eziyorsun. Yüreğini eziyorum ve duygusal olarak onların... Konuşurken arada da pelerinini bir sağa bir sola at. Pelerinim yok ki benim. Varmış gibi. Varmış gibi. Pelerinim olmamış. Romeo, şey Juliet, sen çocuğu hep ağlayarak izliyorsun. 3, evet. 2, 1. Müzik yükseldiği anda gelir. Selam Florence halkı. Şu an... Sünnetime hoş geldiniz Florence halkı.
arkadaşım onu giymeden önce dedi ki bu benim kefenim olabilir diye önce lafa girişim. Bu benim kefenim olabilir. Çünkü Floransa halkı bir sünnette arkadaşım sünneti kes. Uzun lafın kısası hürriyetle birbirine. Ya essene şu lafları. Ey. Ey Floransa halkı. Bugün burada. Burada. Hey. Eko yapıyor. Eko yapıyor. Juliet ağlıyorsun, gülmüyorsun. Ey Floransa halkı. Arkadaşım, sen eteğinle sesi yönlendirme, o yönlenir. Galiba ben tarihteki ilk teşhirciyim. Bu ne oldu böyle ya? Bu saçma bir yere gitti olay. Arkadaşım, arkadan yenle, Floransa halkı tam duysun seni. Konuşurken es, 3-2-1 buyurun. Ey Floransa halkı. Es. Ezerim ulan hepini. Kurban oldum. Hayır, ezerim, yapmayın. Konuşurum, kurban oldum. Yürüt şunu. Beni anlıyorsunuz. Juliet'i seviyorum. Ama ailesi onunla birlikte olmama izin vermiyor. Neden? Kaplumbağa deden. Bu ne? İki birbirini sever insanı niçin bir araya getirmezler? Birisi gereğinden fazla erotiktir de ondan. Kendi çocuklarına yediremezler. Bizden daha erotiğini nasıl biri doğurdu diye. Bunu da anlarım. Erotizmi bırak. Erotizmi bıraktım. Artık kafadan eğitime verdim kendimi. Sizlerin önünde yemin ediyorum ki ezerek. Juliet'i ezerek. Sen lafını ezerek. Juliet'i tamamen ezerek. Hayır, lafını ezerek. Juliet'i de lafını da ezerek. Lafını. Evet. Konuşurken ezerek çok iyi gidiyor. Juliet'i konuşursa ezeceğim. Arkadaşım çok iyi gidiyor. Evet. Kadına eşitlik vereceğim. Evet, orada. Juliet'i bana vermedikleri takdirde burada kendi hayatıma kıyacağım. Şimdi söylüyorum. Floransa halkı ne alkışlıyorsunuz herifi? Hayatıma kıyacağım diyor. Oo yazık falan. Demek bıktılarsa evet. Benden. Bir daha söyle. Gol oldu herhalde ya. Derbiye denk geldik. Bir daha söyle. Canıma kıyacağım. Canıma kıyacağım. Hemen arkadaşım açım söyle bunu. Evet bir daha söyle. 3-2-1 ver fa majörden. Vermezse canıma kıyacağım. Tamam vazgeçtim. Arkadaşım. Halk da istemiyor. Geçme. Yapma. Evet. Ve dön ailesine söyle. Tamam mı lan? O değil. Şimdi soruyorum sizlere. Şimdi beğeniyor musunuz? Beğeniyor musunuz? Beğeniyor musunuz değil, beğensiz. Ha. Arkan dönük, kafanı 360 derece çevir sor. Pardon, 180. Hemen film teklifi gelebilir. Sen bana dönüksün, kafayı 180 derece çevir ve sor. Veriyor musunuz aile? Kapuletler, şeyler, Montegüller. Ben söyle. Bunu yaparım. Bakalım aile bundan ne anlayacak? Arkadaşım sen bana dönüksün. Hareketi bana, kafayla lafı arkaya. Bunun sonu iyi değil ya. Hareketi bana ben yap. Ben birkaç dakika sonraya gittim. Bu iş iyi bitmez lafı yani. Lafı arkaya söyle. 3-2-1 ver müziği. Juliet'i bana veriyor musunuz? Hayır. Kim bu? Belediye mi? Ne? Kim bu? Arkadaşım arkadan işte. Aile büyüklerinden. Hayır. Tamam. Ne yapalım? Tamam değil. O zaman ben de yüzüğümdeki tozu içerim de falan. O zaman ben de söz verdiğim gibi yüzüğümdeki yüzük takmadım ben. Varmış gibi ben varmış koyarım. Gibi içerim. Ölmüş ayağına yatarım. Siz de perişan olursunuz. Bak sanki yüzük var.
Geç kaldık. Seyirci, adam zehri içiyor, tepkisiz durmayın. Romeo, aşkım. Ulan keşke vereydik kızı be. Hakikaten kıydı lan çocuk canına. Lan bu gerizekalı cesaret edemez demiştim ben be. Ay. Ne oluyor? Öldürmüyormuş bu, anında ishal yapıyor. Arkadaşım öldürüyor. 15 dakikalığına ölsene. 15 dakikalık öleceğim sonra şey yapar. Söyleme onlara, bilmiyorlar. Romeo! Efendim? Arkadaşım ölürüm ben, ölürüm. Gel başına Juliet. Müzik, duygusallaş. Romeo! Bunu yapamazsın. Yapamazsın bunu aşkım. Bastır, gerçekten öleyim. Bastır, bastır. Ve o sırada yukarıda bumcunun tuttuğu bumun altındaki bıçağı alır, kalbine saplar Juliet. Ben de ölürüm der. Ben de o zaman kendimi öldürürüm. Sensiz yaşayamam. Tam 14. dakikada kalbine sokar. Ve 15. dakika olmuştur. Arkadaşım 15. dakikaya 7 saniye var. Ne yapıyorsun gerizekalı? Tabiatım da var hocam. Uyanırken bile... Ölüsün sen! İşte ölüyü diriltiyor. Ölüsün sen. Sen de öldün. Suzan titreme. Seyirci 7'den geriye say. 6... 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aynı ishal. Kalk yavaş yavaş. Kendine gel. Anne. Mikrofon kırılmış ya. Çok saçma oldu ya. Şöyle soksak şuraya. Böyle kurmalısın. Juliet. Bacım. Bacım değil. Artık mefta oldu ya. Sen söyle artık etrafa. İnanmıyorum, ne yaptı kendine falan de. Ne yaptın lan mikrofona? Arkadaşım. Ne yaptı kendine söyle. Juliet. Ne yaptın kendine? Arkadaşım arkaya git, delir. Herkesin yakasına yapış, sor onlara. Ha. Oraya değil. Lan arkada dolu işte insanlar. Ne yaptınız Juliet'e? Ne yaptınız? Kurbanından başka kullanmayın dedim. Sarıl bir tanesine. Ak sakallı dede sen söyle ne oldu de. Sen ne kadar kısasın abi. Arkadaşım. Ak sakallı dede sen cevap ver. At sakallı dede. At öyle değil. Ak sakallı dede. Ak sakallı dede. Söyle, yapış. Aksakalı. Ne yaptınız Juliet'e? Yavrum. Canım. Arkadaşım. Dedi o. Dedi. Ağlıyorsun sen. Sen kendini öldürünce o da senin yokluğuna dayanamadı. Kalbine bıçağı sapladı. Kalbine mi? Nereye sokacaktı manyak? En hızlı kalbinden ölüyormuş yavrum. Niçin böyle bir şeye izin verdiniz? Ne bileyim sen geberdin zannettin. Konuşma lan. Zekalı. Büyü değil misin? Yapma kızım be. Ben şaka yapmıştım. 15 dakika sonra gelecektim falan anlat insanlara. Ben 15 dakika sonra geleceğim dedim. Yönetmen söyledi. Demedin. Ha. Sen 15 dakika sonra öldüren, uyandıran şeyden içtiğini anlat. Ondan içtim işte ben ondan. Arkadaşım. Son finali çekiyoruz. Delir, delirerek anlat onlara. Nasıl böyle bir şey izin yapabilirsiniz? Ben öyle bir ilaç içtim ki 15 dakika ölü olacaktım. Sonra tekrar kendime gelecektim. Ama bu sırada nasıl canına kıydı? Lan Allah'a sığırı. Biz nereden bilelim? Sana bir koyarım var ya piyanoya girersin. Bak büyüğü müsün diye dinlemem. Yemin ediyorum yapıştırırım. Allah'a sığınır vururum vallahi. Biz nereden bilelim yavrum? Bir işaret de çakmadın bize. Yaptım. Yere düştüm. Aradan böyle yaptım. Görmedik. Ya da görsek de işine gelmeyince görmezsin tabii. Arka kamera görmüştür ama. Ama
Artık Romeo'nun başka çaresi kalmamıştır. Yanına çöker ve ona söyler. Tat tat gidiyoruz. Bu sefer gerçekten geliyorum yanına Juliet'im. Bu sefer gerçekten geliyorum yanına. Der ve gereğini yapar. Kestik. Bana baksana. Ne yapıyorsun sen? İşte yanına yer açtım. Arkadaşım gereğini yapsana. Evet, kolunu çektim. Gereğini yap. Kız senin için, senin öldüğünü düşünerek kendini öldürdüyse ben sen de ne yapmalısın? Arkadaşım, kız kendini senin için feda ettiyse sen erkek olarak ne yapmalısın? Lan Jules, Romeo. Lan Jules. Lan Jules sürelim her yerime. Romeo. Kurban oldu mu Romeo'su? Kızdan saplanmışı al kendine sapla. Müzik. Orası olmaz. Çıkar bir daha kalbine sapla. Oradan sürünürsün, ölmezsin. Suzan nereye kaçıyorsun? Suzan gelsene. Arkadaşım kalk öbür dünyada. Kalkın öbür dünyadasınız. Ya şimdi Juliet'i yaptık. Kaldır öbür dünyaya geldin. Kaldır Juliet'i, kalk öbür dünyadayız de. Arkadaşım yat şuraya yere. Bizim mamuller insanın aklını başından alır. Yat şuraya yere. Birden uyanırsın. Öbür dünya müziği ver. Ne diyeyim lan ben? Müziği duydun. Demek ki neredesin? Öbür dünyadayım. Kaldır kızı. Aa, dükkan yok burada. Arkadaşım kaldır kızı. Juliet. Gel kız. Efendim aşkım. En azından burada beraberiz. Alkış. Gel öne. Selam ver. Bir daha ver.